Ege'nin mutfağından merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yaz aylarında en çok sevilen ve yemeği yapılan bamyanın doğrayarak kızartmasını yapacağım. Sarımsaklı bir şekilde tereyağda yapacağım. Bamya kızartması için şöyle 250-300 gram kadar büyük bamyalar, küçük bamya da aynı şekilde yapılabilir ama bu büyük bamyalar başka yemeklere çok kullanılmadığı için en güzel kızartması oluyor. Menemen yapar gibi biberi nasıl doğruyorsak bamyayı da o şekilde doğrayarak yapıyoruz. Yine olmazsa olmazlarımızdan sarımsak, şöyle 5-6 diş sarımsak soydum hazır. Onu tuzla döveceğim ve tereyağında kızartacağım. Şöyle bir servis kaşığı kadar tereyağı kullanacağım. İsterseniz zeytinyağı, isterseniz sıvı yağ kullanabilirsiniz. Ama lezzet vermesi adına ben tereyağıyla yapacağım. Teflon tavada kızartacağım. Tavanın altını açtım. Yağı da şöyle üzerine bıraktım. Bu erirken bamyaları doğramaya başlıyorum. Şu sap kısmından kesiyorum. Sert kısmını. Ve istenilen uzunlukta kesilebilir. Ben şöyle doğruyorum. Şöyle sapını kesiyorum. Sert kısmını alıyorum. Ve bu şekilde doğruyorum. Her derde deva. Özellikle böyle çekirdekleşmiş bamyalar eklem sıvılarının tekrar yerine gelmesini sağlayan bir madde ürettiği için, taşıdığı için mutlaka yenmesi gerekiyor. Evet, tereyağımız tuzlu tereyağı. Şimdi tereyağı eridi. Doğradığım bamyaları içerisine ilave ediyorum. Bamyaları da şöyle doğruyorum. Kendileri büyük ama öyle çok kart bir bamya değil. Ocağın altını biraz hızlandırıyorum. Ve tereyağını iyice karıştırıyorum şöyle. Bamya kızarırken kapak kapatıyorum ve biraz tuz ilave ettiğim sarımsakları dövüyorum. Şimdi kızartırken bamya genelde salyalanmasın diye biraz limon sıkılır. Ben de kızartırken de aynı şekilde üzerine birkaç damla limon sıkıyorum. Böyle arada bir yavaş yavaş karıştırıyorum. Tereyağda bamya kızartmamız pişti. Şimdi ocağın altını kapatıyorum. Ve sunum tabağını alıyorum. Şimdi bamyayı şöyle sunum tabağını boşaltıyorum. Kızartma sevenler için harika bir lezzet. Görüyorsunuz öyle yağlı bir kızartma değil. Sarımsak aromasıyla enfes. Şimdi bunun üzerine yoğurt ortaya koyulup yenilebilir. Benim yaptığım gibi süzme yoğurt şöyle kaseye koyulup yanına alınabilir. Sevdiğim kısım tadım aşaması. Şöyle bamyadan alıyorum. Güzelce. Şöyle
Şöyle süzme yoğurda da batırıyorum. Bu şekilde yeme şeklinde sizinle paylaşmış olayım. Bu şekilde yiyorum. Lokum gibi bamya kızartması. Bu şekilde bamya kızartması yapmayı hepinize tavsiye ediyorum. Tülin'in mutfağında bugünkü menüm bir iri bamyalardan tereyağda bamya kızartması yapmaktı. Kanalımı beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın. Gelecek güzel çekimlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.